Öncelikle çok teşekkür ediyorum TGRT FM'e böyle devamlı maneviyatla alakalı güzel yayınlar yaptığı için. Biz teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Osman Ünlü hocama da çok teşekkür ediyorum inşallah. Allah teala razı olsun. Teşekkür ederiz. Buyurun efendim. Hocam inşallah bu menkıbeleri dinlerken Allah'a kavuşmak derken ölünce mi Allah'a kavuşmak, bu dünya hayatında Allah'a kavuşmak ve orada Ankebut suresinin 5. ayet kelimesiyle herhalde orada dünya hayatında Allah'a kavuşmak mı yoksa ölünce Allah'a kavuşmak mı ve daha önceki dinlediğim sizin inşallah devamlı izliyorum ben sizi. Ruhun insana hayat vermeyeceğini, ruhun insandan ayrılabileceğinizi bir sohbetinizde dinlemiştim ben sizden. Ruh bu dünya hayatında Allah'a ulaşır mı? Mesela ben Konyalı olarak ki kendim Konyalıyım. Mevlana Hazretleri vuslat demekle kavuşmuş, neyi kavuşmuş? Bu dünya hayatında Allah'a kavuşmak var mıdır? İnşallah bunları... Peki. Oldu efendim. Çok teşekkür ederiz. Şimdi efendim ilk dinleyicimiz Allah-u Teala'ya kavuşmak. Bu tabir tabii ki kitaplarda geçer. Yani Allah-u Teala'ya kavuşulur mu? Bu konuda Evliya-i Kiram'ın ittifak halinde hüccet ve senet kabul etmiş oldukları İmam-ı Rabbani Kudüs'ü sözleri, ayet-i kerimeleri, hadis-i şerifleri hepsini aynı şekilde yan yana koyuyor, diziyor. Uzun uzun izahatta bulunuyor. Ve İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala an hazretleri de çok yükseklere çıkartılmış. Onun da aynı şekilde bir sözü naklediliyor. Haluk mahlukla mahluk halika kavuşabilir mi? Buyuruyor İmam-ı Rabbani Kudüs. Olmaz buyuruyor. Birisi yaratan birisi yaratılan. Mümkün değil. Mümkün değil. Hatta İmam-ı Rabbani Kudüs sözü bir misal veriyor. Çok çarpıcı bir misal veriyor. Buyuruyor ki Allah-u Teala cennette tecelli edecek, görünecek. Cennettekilerin hepsi gördük diyecek. Herkes gördük. Kendi derecesine göre görecek. Peki cennettekilerin gördüğü müdür Allah-u Teala? Hayır buyurur. Hatta buyuruyor. Orası önemli. Miraç gecesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu dünyadan çıkartıldı. Ve ahirete götürüldü. Ve Allah-u Teala'yı baş gözüyle gördü. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gördüğü müdür Allah-u Teala? Hayır buyuruyor İmam-ı Rabbani Kudüs sözleri. Ben onu ilk okuduğum zaman şaşırmıştım. Allah Allah ya gördü ya. Ondan sonra izahatını yapıyor. Çünkü Muhammed Aleyhisselam ne kadar yükseklere çıkartılırsa çıkartılsın. Derecesi ne kadar yüksek olursa olsun. Levlâke levlâke levâ halaktül eflâk. Seni yaratmasaydım bu kainatı yaratmazdım hitabına muhatap olursa olsun. Mahluktur öyle. Yaratılmıştır yani. Cenab-ı Hak yaratırken onu öyle sevgili yarattı. Ama yaratan Cenab-ı Hak. Dolayısıyla yaratan yaratılan yaratanla birleşemez. Çeviremez, ihata edemez. Edemez. Bu mümkün değil buyuruyor. Ya göz görürse onu zaten ihata etmiş olur. Tabii. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam kendi derecesine göre gördü. Bitti o kadar yani. Kendi kapasitesi ve derecesine göre gördü. Ama onu sizin de ifade ettiğiniz gibi Muhammed Aleyhisselam da mahluk olduğu için ihata edemez. Yani çeviremez. Yani bir varlık olması lazım ki ben gözümle gördüğüm zaman ha işte kalem gibi gördüm boyu eni bu falan diyemez onu. Çünkü bu göz sınırlı. Ve insanın kendisi de sınırlı. Sınırlı olan sınırsızı ihata edemez. Kuşatamaz, ifade edemez, anlatamaz, göremez. Ha, gördü ama ha o tatlattı. Kendi derecesine göre gördü. Cennettekiler de böyle görecek buyuruyor. Cennettekiler de görecek. Onun için mesela Allah-u Teala zatî sıfatlarından bir tanesi vahdaniyet sıfatıdır. Özür dilerim. Muhalefetül havati sıfattır. Vahdaniyet bir olma sıfatıydı. Dolayısıyla kıyam-ı nefsihi ve muhalefeti lil havadis sıfatıyla Allah-u Teala'nın zati sıfatlarından bu iki sıfatla Allah-u Teala yarattıklarına ve yaratılanlara. İkisi de aynı şeyi geçiyor ama hiçbir şekilde benzemez. Hiçbir şekilde. Hem yedi kat gök arş. Arşı çok büyük yaratmış. Ha, arşta tecelli ediyor. Ama mahluktur buyuruyor. Allah-u Teala arşta değildir buyuruyor. Peki efendim ona benzer ayet-i kerim ve hadis-i şerifler onları ehl-i sünnet âlimler çok güzel bir şekilde izah etmişler. Yoksa arş onun mekanı değil. Çünkü kendisi yarattı onu. Yaratılanla yaratan birleşemez. Yaratılan yaratanı ihata edemez. İfade edemez. Musa Aleyhisselam da görmek istedi. Bu dünya şartları müsait olmadığı için çok nazlandı. Allah Teala buyurdu ki dağa bak. Dağa tecelli etti, dağ buharlaştı yok oldu. Ve Musa Aleyhisselam dayanamadı bayıldı buyuruyor. Dolayısıyla efendim Allah-u Teala'ya kavuşmak, Allah-u Teala'nın rızasına kavuşmak o.
Allah-u Teala razı olduğu şeyleri yapmak. Mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala çok yüksek olmasına rağmen, derecesi çok yüksek olmasına rağmen, Allah-u Teala akıl, hafıza, zeka her bakımdan mükemmel yaratmasına rağmen son haccında Kabe-i Muazzama'nın içerisine girdi ve elini açtı. İki rekat namaz kıldıktan sonra ya Rabbi bana ihsan ettiğin akıl, zeka, ilim, hal, keşf ne varsa bütün bunlarla anladım ki seni tanımak mümkün değil. Çünkü ben mahlukum. Mahluk Halık'ını tanıyamaz. Beni bu anlayışıma aynı şey, seni tanıyamadım. Yani seni tanımak mümkün değil. Yani bütün bu ilmimle bunu anladım. Tanımak mümkün değil. Bunun üzerine Allah-u Teala bir ses işitiliyor buyuruyor. Sen beni iyi tanıdın ve seni de senin yolunda gidenler de kıyamete kadar hepsini de mağfiret ettim buyuruyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla bazıları kitaplarda geçen bu kelimeleri alıyor, kendine göre yontuyor. Efendim işte Allah-u Teala ile kavuşturacağım da ulaşacağım da falan. Yok öyle bir şey. Allah-u Teala bir mekanda değil ki ulaşasın. Allah-u Teala aynı şekilde bir madde değil ki gidip de kucaklayasın. Veyahut da kavuşasın. Bunlar değil. Bu kelimeler, böyle kelimeler mesela İslam alimleri kullandığı zaman Allah-u Teala'ya kavuştu. Mesela öldü Allah-u Teala'ya kavuştu. Peygamber Efendimiz'e kavuştu aleyhissalatü vesselam. Yani onun sevgisine, onun merhametine kavuştu manasını. Ha Peygamber Efendimiz mahluktur. Onun huzuruna çıkartılabilir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ümmetinden birisini kucaklayabilir de. Ha bu şekilde böyle bizim anladığımız manada kavuşmak düşünüldüğü zaman o olabilir ama Allah-u Teala ile bu olmaz. Allah-u Teala'nın mağfiretine kavuştu. Allah-u Teala'nın affına kavuştu. Allah-u Teala'nın rızasına kavuştu. Kavuşmaktan murat odur. Yoksa mahlukla Halık birleşemez. O manada bunu söylemek küfür olur. Böyle diyen, böyle anlatmaya kalkan kafir olur buyuruyor. Nitekim tasavvufu kendi diline böyle pelesenk edinip de çok küfredişenler var. Ayet-i kerimeleri kafasına göre yorumlayanlar var. Peki Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin ruslatı Allah-u Teala'ya kavuştu. O yani ahirete gitti. Dolayısıyla dünyanın pisliğinden kurtuldu. Ruslat, Şeb-i Aruz diye bildiriliyor mesela Aralık ayında yapılıyor. Oradaki ruslat bizim anladığımız şekilde bir insanla bir insana kavuşması gibi değil. Yani dünyadan, dünyanın pisliğinden kurtuldu. Allah-u Teala'nın sevgisine, Allah-u Teala'nın rızasına, Allah-u Teala'nın ihsanlarına kavuştu. Yani ruslattan murat o. Ustattan burada. Yoksa Allah-u Teala'nın kendi zatı sonsuz olduğu gibi sıfatlar da sonsuzdur mesela. Efendim çok şey biliyordu. Ne kadar çok şey bilirse biz. Allah-u Teala'nın ilmi sonsuz. İnsanınki aynı şekilde. 1 milyar aynı şekilde mesele bilsin. 100 milyar bilsin. Trilyon bilsin. Oktilyon bilsin. Oktilyon bir tarafta, sonsuz bir tarafta. Bir kıymeti yok. Yok. Sonsuzun yanında ne değeri olur ki? Sonsuzun değeri karşısında oktilyonun da trilyonun da milyonun da milyarın da ne değeri olur ki? Hiçbir değeri olmaz. Bir kıymet ifade etmez. Çünkü öbürü sonsuz, bu sonlu. Hatta iyi anlaşılabilmesi için araba insana kavuştu denir mi? Arabayı insan yaptı. Arabayı yapan insan. Araba insanın mahsulü. Allah-u Teala'nın kendisine vermiş olduğu akıl, zekayı kullanmak suretiyle evet yaratan Cenab-ı Hak ama insan yaptı. Peki araba insanı tanıyabilir mi? Mümkün değil. 1 milyar senede dursa araba sahibini tanıyamaz. Bu mümkün değil. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı canlı varlıklar içerisinde insana en yakını attır. At da insanı tanıyamaz. Tanıyamaz. Kedi, köpek, koyun, keçi, sığır, deve neyse bunların hepsi sahiplerinden yer, içer, şey yapar. Sahibini görünce aynı şekilde mesela köpek kuyruk sallar, koyunlar aynı şekilde meleşir. Ama insanı yine aynı şekilde tanıyamaz. Çünkü o özellik, o hüsusiyet yok. Dolayısıyla peygamberlerden de aleyhissalatü vesselam ne kadar yüksek olursa olsun, eshab-ı kiramdan da, tabiinden de, tebe-i tabiinden de, evliya-i kiramdan da derecesi ne kadar yüksek olursa olsun bunların hepsi mahlukudur elbette. Allah-u Teala ile kavuşmak bizim anladığımız şekilde olmaz. Onun sevgisine kavuşmak olur, onun mağfiretine kavuşmak olur, onun rızasına kavuşmak olur, onun rahmetine kavuşmak olur. O kadar. Onun dışında peki o vuslat dünyanın pisliğinden kurtulup Allah-u Teala'nın merhametine, Allah-u Teala'nın mağfiretine kavuşmak, onun ihsanlarına kavuşmak olur. Vuslattan murat da odur. Yoksa başka anlam yüklemek, başka şekilde bunları anlatmak dinsizlik olur, zındıklık olur, küfür olur buyuruyor. Hassas bir konu. Bazı yerlerde de kitaplarda mesela Allah-u Teala'yı dünyada görmek caizse de gibi ifadeler var. Şimdi Musa abi doğru. Devam ediyor. Bu caizlik nedir yani? Şimdi bunlar cennette mahluk değil mi? Evet. Cehennem de mahluk. 7 kat gökler, diğer gezegenler ve bu arş küresi de Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir gezegen. Cennet gibi, cehennem gibi. Dünyada aynı şekilde bir gezegen. Cenab-ı Hak yarattı. Nasıl aynı cennet cehennem onu yarattıysa cennette görüleceğini aynı şekilde buna arş da aynı şekilde tecelli ettiği bildiriliyor. Arş da onun mahluku. Burası da onun mahluku. Yarattığı bir mahlukta tecelli edebilir. Kudreti sonsuzdur.
Yani görülmesi caizdir. Yani Cenab-ı Hakk'ın kudreti düşünülerek söyleniyor bu. Evet. Ama burasını tecelli edecek yer olarak yaratmamıştır. Yani kaba bir misal vereyim. Mesela deniz kenarında gemi durabilir mi? Caiz. Durur. Durur. Ama liman yoksa duramaz. Veya sığsa duramaz. Neyse misal olarak. Yani her şeyin deniz kenarındaki yer, geminin yanaşacağı bir yer midir? Caizdir. Caizdir. Yani. De durmaz. Allah-u Teala yarattığı bütün gezegenlerde tecelli edebilir. Kudreti sonsuzdur. Ama buraları öyle yaratmamıştır. Onun için görünmez buyuruyor. Allah-u Teala'nın gücü buna da yeter. Yeter. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle efendim. Evet. Caizdir de murat o mudur? Evet, caizdir de murat odur. Efendim ruh Allah-u Teala'ya kavuşur mu? O ifade geçmişti. Ruh Allah-u Teala aynı şekilde. Zaten esas olan da şimdi dinleyicimiz orada bazı şeyler söyledi de yani onu biraz daha yerli yerinde kullanmak gerekiyor. Bu bedene hayat veren ruhtur. Esas olan da ruhtur buyuruluyor. Ruh da mahluktur, ölümlüdür. Ama onların ölümü bedeni terk ettiği zaman değil. Mahşer günü bir ara ruhlar da yok edilecek, öleceklerdir buyuruyor. Ayrıca. Peki biz insan için öldü diyoruz. Bu beden ruhun dünyadaki evidir. Dünyadaki evidir. Ana rahmindeyken ana rahmi evi idi. Dünyaya geldi. Dünyaya o bedeni onun evi oldu. Yani ana rahminde korunuyordu. Yemesi, içmesi hepsi oraya aitti. Ruhlar alemindeki sadece ruhtu. Ana rahmine geldi. Beden teşekkür edince oraya girdi. Ondan sonra dünyaya geldi. Artık bu beden bu dünya şartlarına göre yaratılmıştır. Bu bedende ikamet ediyor. Ölümü, insanın ölümü ruhun bedeni terk etmesidir. Ama bilmesi, anlaması devam ediyor daha. Kıyamet günü Cenab-ı Hak her şeyi yok ederken ruhlar da tekrar yok edecek. Ruhlar da tekrar yok edecektir. İnsana hayat veren, kabirde suale cevap veren hep ruhtur. Düşünen, gören, gözümüz görüyor. Gözümüz görmüyor aslında. Gören beyinle alakalı bir hadise. Daha doğrusu ruh. Zaten bu Darwin anlatıyor falan. Ondan sonra diyor ki şu diyor, gözü diyor inceledikçe diyor, tepe matası geliyor diyor. Anlamıyorum diyor yani. Birkaç tane sinir bağlı. Şimdi mesela televizyonda çalışanlar daha rahat bilirler hani kameraların zoom yapmasını. Fotoğraf makineleri, gazeteciler de aynı şekilde bir zoom yapmasını. Uzaktan çekeceksin zoom yapıyorsun. Yaklaştırıyorsun yani görüntü. Peki biz böyle kafamızı aniden bir kaldırıyoruz. Çok uzaktaki yerleri hemen birden görüyoruz. Göz zoom yapmıyor mu? Yapıyor. Ama bunun karşısında bedel falan da almıyorlar. Ani, süratli bir şekilde yapıyor. Kısa mesafeye baktığın zaman, uzun mesafeye baktığın zaman, karanlık, ışık, hepsinde aynı şekilde çok süratli bir şekilde intikal ediyor. Ama bütün bunları kullanan, yani gözü de, kulağı da, burnu da, ağzı da, ses tellerinde, eli de, ayağı da kullanan ruhtur. %100 bağlıdır. Ölüm bu bağlılığın azalması, %50'ye inmesi. Onun için öldüğü zaman bedende his vardır ama hareket yoktur. Ama ruh %100 bedendeyken bedende de hareket vardır. Peki ruh bedeni terk ettiği zaman nereye gidiyor? İki yere gidiyor buyurun. Kafirse siccine, orada hapsedilir. Müminse illiyuna gider. Orada bekletilir. Tekrar mahşer günü yok edilirler. Cenab-ı Hak bunları tekrar yaratır. Ondan sonra yeni bedenler yaratılır. Bedenlerine girerler. Ondan sonra diriltilip mahşer yerine getirilir. Mahşer yerinde bunlar dünyadaki yaptıklarının hepsini daha o gün yapmış gibi hepsini hatırlarlar. Hatırlatılır. Hani bugün efendim işte ben bilgisayarımda sildiğimde bilmem ne ettiğimde falan bir yerde kayıtlıyor onlar. Hı. Yani başka bir teknolojiyle o silinenleri takır 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 aynı şekilde buluyor, çıkartıyor, koyuyor. Yani Cenab-ı Hak hani tabiri caizse küçük bir cip mi diyorlar? Cip getiriyor, koyuyor. Ana! Aklın her gün 7 yaşından itibaren takır 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 hepsini sayıyorsun. Hepsini hatırlıyorsun. Orada hazır duruyor. Takıveriyorlar hepsini de. Ben yaptım, ben ettim, ben gördüm. Hepsini takır 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 söyleyeceksin. Söylettirir Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hakk'ın gücü her şeye yeter mi? Evet, Cenab-ı Hakk'ın her şeye gücü yeter. Demek ki ruh, evet, peki nasıl bir varlıktır? Onun hakkında bilgi verilmemiş. Hatta Peygamber Efendimiz'e de sorulmuş aleyhissalatü vesselam. Vahiy geldi, ayet-i kerime geldi. Ayet-i kerimede kulu ruh diye başlıyor ayet-i kerimede. Sana ruhtan soruyorlar. De ki ruh Rabbimin indinde. Bir ilimdir. Size ondan çok az bir şey verildi. Sadece İmam-ı Gazali Hazretleri öldüğü zaman insanın ruhu böyle arı büyüklüğünde ve insan şeklinde ifadesini kullanmış.
İmam-ı Gazali rahmetullahi teala. Bir tek onun kitabında öyle bir ifade geçiyor. Onun dışında ruh bütün özellikleri o sahiptir. Bedeni kullanan odur. Dünyadaki evidir. Ölüm ruhun bedeni terk etmesidir. Kıyamete kadar işte gittiği yerde ya kabirinde de bağlantısı devam ediyor. Kabir ya cennet bahçesi veya cehennem çukuru olacaktır. Azabı da neşeyi de sürurü da hissedecek midir? Hissedecektir buyuruluyor. Onun hakkında da fazla bilgi verilmemiş. Peki o Allah-u Teala'ya kavuşur mu? Onun rızasına kavuşur. Aynen o gibi. Söylediklerimiz öyledir. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. İkinci bölümde yine birlikte olacağız.